Türkiye'de, dünyada gözden kaçanlar, satır arasında kalanlar, gündeme dair sorulacak ne varsa, cevap aranacak ne varsa, şimdi Afşin Yurdakul'da 360'da. 360'dan Habertürk'ten merhabalar. Tank palet fabrikası, makine kimya endüstrisi, Kanal İstanbul, siyasetin gündeminde sürekli polemik ve tartışma üreten başlıklara dönüşmüş durumda. Bunun toplumdaki karşılığına, yansımasına konuklarımızla konuşacağız, üstüne başlıyoruz. Bizimle birlikte Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş ve Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici var. Bugün 360'a hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olunuz. Sizinle yaklaşık 20 dakikamız var. Hızla ilerlemeye gayret edeceğiz başlıklar üstünden. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu açılış töreninde, öncesinde tank palet fabrikasında... Sesimi alabiliyorsunuz. Peki. Verdiği mesajlara dair yorumlarınızı duymak isteriz. İhsan Bey, Murat Bey, bunlarla başlayalım. Sonra size toplumdaki karşılığı nedir bu sürekli polemik üreten başlıkların, onu da sormak istiyoruz. İhsan Bey, buyurun. Öncelikli olarak yani AK Parti savunma sanayi alanında bir devrim yaptı. Aslında devrimin de temeli şudur. Yani Türkiye Cumhuriyeti Ordusu dünyanın büyük ordularından birisi. Zaten sadece kendi satın almalarının bir kısmını iç üretimden, yani yerli üretimden kaynaklanan alımlar yaptığı zaman o devrimi zaten tetikleyicisi oldu. Bu anlamda da savunma sanayi başkanlığını kurarak, yani orduda hareketi, hiyerarşiyi kendi içerisinde müstakil bırakarak satın almayı daha çok sivil alanda tedarik edip orduya vermek şeklinde yapınca, aslında bu dünyada daha çok generallerin, daha çok ordu hiyerarşisinin içinde olduğu satın alma süreçlerini daha profesyonel bir elle yönetti. Bu da aslında Türkiye'nin üretim devrinin parçası oldu. Elbette ki bu üretim yaparken müstakil, yani fiilen ordunun elindeki fabrikalar çalışacak, sivil sektörde çokça artık Ankara'da savunma sanayi kümelenmesi diye, Ostim'de büyük bir kümelenme var. Ya onlarca fabrika gece gündüz savunma sanayine üretimde bulunuyor. Diğer taraftan dünyanın bütün ülkelerinde hem kendi ülkeler için üretim yapıp hem de ihracat yapan ülkeler var. Bence bunun da en doğru yolu ortaklıklardır. Ben umarım ki Türkiye'deki gerek kamu kuruluşları, gerek özel sektör onlarca ayrı devletle ortaklıklar kurarak sadece kendi ordumuza biz ürün üretmeyelim. Aynı zamanda yani Azerbaycan'la bir ortaklık yapalım, onlara satalım, Suudi Arabistan'la, Almanya'yla, yani her bir partide başka başka ülkelerle ortaklık yaparak birden çok orduya da satış yapabilir pozisyona gelmemiz lazım. Yani tank palet fabrikasını bunun bir çerçevesi olarak görüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yapma tarzında şu yoktur. Kendisi her zaman içerisinde kazara hatalı uygulamalar olsa bile her konuya doğru niyetle, iyi niyetle ve doğru yaptığını düşünerek yola çıkar. Ve bir takım eleştiriler olduğu zaman da iyi ki eleştirdiler, ben bu alandan kaçayım şeyine girmez. Dikkat ederseniz tank palet fabrikası sürecinde, yani Altay tankların üretim sürecinde ısrarla üzerine gitti ve meselenin zorlukları vardı aslında. Zorluklar da şuydu, özellikle savunma sanayideki bu gelişmeleri gören Avrupa ülkeleri ve kritik yedek parça konusunda direnç gösterdiler ve doğrusu son dönemlerde takip edemedim. Evet, aklınızı rica edeceğim. Şöyle ki hani vakit dar ya, o yüzden ben bütün bu Türkiye'nin sanayi, savunma sanayi sektörüne attığı adımların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Sakarya'da verdiği mesajların savunma sanayi açısından ne manaya geldiğini değil, siyaseten ne manaya geldiğini yorumlamanızı sizden rica edeceğim. Örneğin Katar'la ilgili ifadesi bugün önemli bir manşet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %49 finansal ortaktır, %51 Türk ortaktır, devletin malıdır. Bununla ilgili bir polemik oldu çünkü Türkiye'de. Bunun üzerine verdiği mesajı ve mesajı vermeyi tercih ettiği de yeri siz nasıl yorumladınız? Siyasal iletişimci şapkasıyla da sormak isterim, yorumunuzu merak ediyorum. Önce size bu, sonra da Murat Bey'e. Şimdi çok enteresandır. Bizim elimizde Türkiye'de Katar algısı diye bir araştırma var ve bunu çok etraflı bir araştırma yaptık. Sadece araştırmayı bir
işte 5000 denekle yapmıştık. Kalmadık böyle yapmakla. Aynı zamanda sanayicilerle, düşünce kuruluşu temsilcileriyle ve entelektüellerle de odak grup yaptık. Ve Türk halkının %95-96'sı Katar halkıyla ve Katar'da bir problemin olmadığını, hatta sanayi kuruluşları temsilcilerinin de buyursunlar gelsinler ortak iş yapalım, keyifleniriz. Biz tüccarız. Bizim tüccar olarak yani bir kimseye kimlik biçme pozisyonumuz yoktur. Yani Türk halkı bu anlamda çok sağduyulu, genelde memleketinin çıkarına bakar. Elbette ki bu ideolojik eleştiriler, tutumlar, bir de bir ülkeyi, bir ırkı, bir milleti markalayarak yapılan siyasal eleştiriler çok da böyle sağduyulu, rasyonel eleştiriler değil. Neyse ki ya, Türk halkı rasyonel bir halk ve bizim iş adamlarımız da rasyonel iş adamları, bu tür böyle bir doz aşımı yapılan eleştirilere dikkat çekmiyor. Elbette ki ya, muhalefetin katkısı vardır. Muhalefetin muhalefet etmesi iktidarın daha dikkatli davranmasına sebep olur. Ama şeyli bir cümleyle ben toparlayayım. Şerif Mardin'in birinci köprü açılışında Sayın Rahmetli Demirel'i, ikinci köprü açılışında da Rahmetli Özal'ı andığı bir iştiyak vardır. Yani sağ partilerin yatırım iştiyakı, heyecanı. Bugün baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız sanki partiyi bu hafta kurmuş gibi açılıştan, yatırımdan, heyecandan bahsediyor. Elbette ki bunun sürdürülebilir olması için sokağın da biraz neşelendirilmesi lazım. Muhtemelen hükümet bundan sonra yatırımların yanı sıra sokağın neşelendirilmesine de bir şey yapar. Çünkü sokağın beklentisi biraz daha çok kendi ekonomisi. Sokağın neşelendirilmesi eşittir tabanın canlandırılması mı? Ya öyledir biraz da. Yani şu anlamda diyelim ki yolu yaptınız, yatırımı yaptınız, işte bugün elektrikli tren oldu, işte uzaya uydu gönderiyorsunuz. Ama bütün bunlar olurken esnafın harcayacak parası, memurun keyfi daha yerinde olursa bütün bu yatırımları daha keyifle görür diye düşünüyorum. Peki Murat Bey, siz de katılıyor musunuz İhsan Bey'in bu tespitine? Mesajın verildiği nokta, mesajın içeriği, Türkiye'de bununla ilgili bir polemik yaşanmış olması açısından nasıl değerlendirdiniz? Evet, öncelikle teşekkür ederim. Ben aynı zamanda uluslararası güvenlik ve stratejik çalışmalar uzmanıyım. Yüksek lisansım bu yönde. Şimdi sokağı şenlendirmek için devletin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri kurumunu yabancılara satarak veya işletme hakkı verilerek sözde %51'ini bizde olduğunu söyleyerek, övünerek bir gelinen bir durumla sokağı siz şenlendiremezsiniz. Yani siz askeri bir kurumun Türkiye'nin milli ve yerli olan güvenlik açısından stratejik bir noktasında yer alan tank ve patent merkezinin satışını, işletme hakkını bir yabancı bir kurum, yabancı bir ülkeye devredemezsiniz. Evet, bunun avantajları var ama dezavantajlarına baktığınız zaman daha yoğun olduğu görülüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin... Pardon, şimdi siz burada kendi tespitinizi paylaştınız. Bunun kamuoyundaki yansımasının da bu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Siz kamuoyu yoklamalarında ne görüyorsunuz? Ben onu da duymak istiyorum sizden. Evet, bakın Katar Türkiye'de çok uzun yıllardır bulunuyor. Yani Dijitürk'ü satın aldılar. Örneğin borsada %10'luk bir hacme elde ettiler. BMC'yi satın aldılar. Tank ve patent içerisine girdiler gibi baktığımız zaman Katar aslında bir Orta Doğu ülkesinden bir tanesi. Yani hiçbir yurttaşın genel anlamında Katar Türkiye Cumhuriyeti'ni kalkındıracak ve onlarla şahlanacağız düşüncesine kapılamazlar. Çünkü teknolojinin olmadığı bir ülkede bahsediyoruz. Yüksek teknoloji üretemeyen, Orta Doğu'da dar bir alanda demokrasinin geride olan bir ülke. Gençlerin de vizyoner olarak baktığı zaman Orta Doğu'yu tercih etmediğini görüyoruz. Batı'ya gitmek istediğini söylüyorlar. Katar'da bir yüksek teknoloji yok. Türkiye'nin 30 yıl gerisinden bahsettiğimiz bir yapı. Bakın Türkiye'deki Türkiye tükettiği elektrik enerjisinin %64'ünü dışarıdan kaynaklı karşılıyor. Doğal gazının %90'ını karşılıyor. Daha üzerinde bir rakama. Dışa bağımlılığımız var. Bir de siz gelip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yer alan bir şirketi yabancı birilerine teslim etmek ve bununla bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir cumhurbaşkanı %51'i bizde diyerek övünmesini ben şahsen beni şenlendirmedi. Yani sokaktaki vatandaşı Murat Bey, affedersiniz, ben sizi şenlendirdiğimi manasında sormuyorum. Anlıyorum, kendi görüşünüzü bununla ilgili paylaşıyorsunuz. Fakat ben tartışmanın aksını tekrar şöyle hatırlatmak isterim. İhsan Bey'in tespiti, bütün bu hitabın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çizdiği altyapı projelerinin,
Bugün Sakarya'dan vermiş olduğu mesajın tabanı, sokağı şenlendirmek dedi kendisi. Ben de bilerek pas attım. Dedim ki tabanı canlandırmak manasında mı anlamalıyız? Yani siyaseten canlı tutmak, canlandırmak anlamında mı dedim. O yüzden de size sorum bu. Sizin görüşünüzün ötesinde toplumda nasıl bir karşılığı olduğunu düşünüyorsunuz mesajların? Ve sokağa şenlendirmek ifadesine katılıyor musunuz İhsan Bey'in? Evet, ben o kelimeye katılmıyorum. Toplumun %68'i ekonomik sıkıntıların yaşadığı bir dönemde kendimizin üretmediği, kendi ürettiğimizin de dolaylı yoldan yabancılara işletme hakkını vermek toplumun gereklerini, ihtiyaçlarını pek karşılayamaz. O yüzden Sayın Erdoğan siyaseten büyük bir miting vererek Sakarya'da büyük bir mesaj verdi. Baktığımız zaman yüksek teknolojiyi içeren açıklamalar vardı. İşte tank ve patent konusu. Örneğin, bu mesajın analizi. Çok teşekkür ederim. Bunu soruyorum. Evet. Örneğin elektrikli trenin devreye girmesi yerli ve milli bir sürecin oluşturduğu görülüyor. Fakat yerli ve milli üretimi yapabilmek için, daha güçlü bir hale gelebilmek için Batı ile entegre olan, demokrasinin daha ileride olan bir yapıyla biz bu kavramları daha anlamlı görebiliriz. Örneğin siz bunun motorunu veya bir aksamını kendinizin üretemediğiniz zaman dışarıdan getirmeniz gerekiyor. Yerli araçla üretimine başladık ama bunun da çoğunluğunun dışarıdan halen temin edildiğini görüyoruz. Eğer ki dış ülkelerle entegre olmakta zorlanırsak, ekseni kaydırırsak, Avrupa'dan, AB'den uzaklaşan ya da Amerika'dan uzaklaşan bir ülke ürettiği malı nereye satacak? Yani o yüzden bunlarla baktığımız zaman Türkiye'nin ihtiyacı anlam ve kavramın bazı kelimelerin yitirdiği bir dönemde biz evet yerli ve milli açılımlar yapmaktayız ama esas yerli ve milli üretim demokrasiyi üretmek olacaktır. Askıda olan demokrasinin tekrar kazanımıyla bu kavramları daha da güçlendirecektir Sayın Erdoğan. O yüzden şu anki yapılan çalışmalar çok önemli. Örneğin bahsedilen bu firmanın %51'i bizde olacak ve soru işaretleri, bilgi kirlilikleri de vardı. Örneğin işte Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolünde olmayacak gibi, bu gibi. İşte imkanların karşılanabileceği gibi sosyal medyada dolaşan bilgi kirlilikleri vardı. Bunlar tabii ki yanlış bilgiler var. Fakat Türkiye'nin bunların bir an önce geçebilmesi için daha önemli acil eylem planlarının olduğunu düşünüyorum. Örneğin şimdi fabrikanın işletme hakkı 25 yıllığına BMC'ye bir kiralanması, Katar'ın sadece firmanın desteği bulunduğu söyleniyor. Ama siz yine de buraya yabancı bir ülkeyi de sokmuş oluyorsunuz. Toplumdaki karşılığı nedir Murat Bey bunun? Yani biz evet, şimdi ben tartışmayı İhsan Bey için de sizin için de tekrar aksa oturtmak istiyorum. Biz burada anlaşmaların detaylarını değerlendirmiyoruz. Çünkü öyle bir panel yok bugün burada. Siz kamuoyu araştırmacısı kimliğinizle burada olduğunuz için mesela bu bilgi kirliliği toplumda nasıl bir kafa karışıklığı ya da yönelime sebep oluyor? Toplumu nasıl etkiliyor MK üzerinden, Kanal İstanbul üzerinden, Tank Palet üzerinden yaşanan bilgi kirliliğinin de işin bir parçası olduğu bu tartışmalar nasıl yansıyor? Bu konuda ben görüşünüzü duymak istiyorum. Örneğin TSK'nın ihtiyaçları karşılamayacak diye bilgi kirliliği vardı. Bu değil. Bu gerçekten de TSK'nın ihtiyaçları karşılanacak. Örneğin 2019'un 14 Mayıs'ın 1103 nolu sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle aslında bu kamuoyuna ifade edildi. Bunların içerikleri evet şeffaf bir şekilde yapıldı, belki kamuoyuna paylaşıldı. Fakat buradaki bizi düşünmeye iten diğer bir konu, buranın işletme hakkının bizde olmasına rağmen bir Katar'ın yatırımcı olarak burayı finanse etmesi iç güvenlik ve dış güvenlik anlamında riskleri vardır. Eğer ki finansman anlamda destekleyecekse, ya neden desteklesin ki, kar etmek isteyecektir. O yüzden bu kurum borçla açılır. Yabancı farklı kurumlarda dışarıdan yatırım yapar. Yani hisse senedi alır. Ama siz %49'luk bir ortaklık vererek risk almış olursunuz. Yani yarın bir gün ürettiklerinizi de satmakta zorlanabilirsiniz. Peki. Peki Murat Bey, siz projelerle ilgili tahlillerinizi paylaşıyorsunuz. Teşekkür ederim ama ben toplumda bu projelerin ve bu projelerle ilgili
polemiğin yansımasını duymak isterim sizden. Biz o yüzden sizleri davet ettik kamuoyundaki yansımalarını duymak için. Buyurun cümlenizi bitirin, sonra İhsan Bey'e de döneyim. Evet, şimdi Afşin Hanım, özellikle bu konunun insanlara doğru ve şeffaf bir şekilde anlatılması gerekiyor. Yani bir şeylerin işletme hakkının bizde olup dışarıdan para getirilmesi ne anlama geliyor? Katar neden Türkiye'nin içerisinde bu kadar? Enerji ihtiyacımızı ne kadar dışarıya bağlıyız? Bunların topluma anlatılması gerekiyor. Toplumumuz öncelikleri şu an bunlar olmadığı görülüyor. Temel ihtiyaçlarında Maslow kuralına göre baktığımız zaman yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesini arzu ediyor. Yani bu işlerin yapılarak da Türkiye'nin kalkınacağını vaadiyle insanlar da destek oranı artabilir. Ama geçmişte de destek verdiler. Daha güçlü bir ülke olmak için, daha büyük ekonomiye sahip olmak için, daha güçlü bir devlet olabilmek için başkanlık sistemine oy verdiler. Bilinçlenemeden oy verdiler. O yüzden seçmenin şu an %60 ya da %40 oranında bu konuya destek vermesi aslında çok büyük önemi yok. Bunu zamanla ortaya çıkacak. Halen muhalefet de tam anlamıyla detayları bilemiyor. O yüzden Sayın Erdoğan belki zamanla bu içeriği topluma aydınlatabilir. Katar bu işin neresinde? Hangi boyutta? Gizlilik peki. Aşamaları nelerdir? Peki, bir de bir yalan tartışması var. Çünkü iktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı net bilgi vermemekle, doğruyu söylememekle suçluyor. Türkiye'nin böyle bir siyasi ortamı var. Bu toplumu nasıl etkiliyor? Bu açıdan da anlattığınız örnek, altını çizdiğiniz şey kıymetli. Bilgi kirliliğinin giderilmesi toplumun da ne olduğunu anlaması açısından önemli diyorsunuz. Teşekkür ederim. İhsan Bey, siz nasıl bakıyorsunuz? Kanal İstanbul, Tank Palet, MK, bunlar üzerinden yaşanan tartışmaların toplumdaki karşılığı ne? Okuyabildiğiniz bir trend var mı? Bilmiyorum, özellikle bunları sordunuz mu çalışmalarınızda? Ama nasıl bakıyor toplum? Bilgi kirliliği nasıl etkiliyor sizce sağlıklı tartışmalar yapılabilmesini? Bu açıdan görüşünüzü duymak isterim. Aslında biz Türkiye'de ya toplumun nabzını sürekli tutuyoruz ve farklı konularda, yani Kanal İstanbul'dan Tank Palet Fabrikası'na kadar gördüğüm kadarıyla siyasetin bir sıkışmışlığı var. Yani hükümetler icraat yaparlar ve bir iş ortaya koyarlar. Muhalefet partilerin de söylemesi gereken şey şudur: ekonomide sıkışmışlık varsa, dargellerin sorunları varsa ya da toplumun beklentileri varsa muhalefet partilerin çıkıp biz bu sorunları iktidardan daha iyi şekilde hallederiz diye bir perspektif ortaya koymaları lazım. Bu perspektif ortaya çıkmadığından dolayı da sembolik bazı konular yakalanıyor. İşte efendim 40 tane Katarlı öğrenci şeye kaydedilecekmiş. İşte efendim kanal olursa deprem olacakmış. İşte yukarıdaki barajı ıslat. Yani bu şeyle üretilmiş, yani ajans maharetiyle üretilmiş biraz da tezvirata dayalı. Muhalefet aslında toplumun çok da belki bir infial oluşturabiliyor. Fakat yarın iktidar kim olacak sorusu sorulduğu zaman vatandaş bakıyor, muhalefetin durumuna bakıyor, iktidarın durumuna bakıyor. Bugün iktidar yani 20. yılını doldurmasına rağmen Cumhur İttifakı olarak hala %50 oy bandında durması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de %22, 23, 24 bandında durması çok tesadüfle açıklanacak şey değildir. Demek ki Türk toplumu hala AK Parti'nin dışında bir parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında bir lidere yönelmedi. Onun için de Recep Tayyip Erdoğan kendi yolundan devam ederek, kendi yaptığını yapmaya devam ederek ısrarla toplumun nabzını tutmaya çalışıyor. Bir de biliyorsunuz 2023 seçimleri Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi seçimi Cumhurbaşkanı olarak. Zannedersem de bence hem parti örgütünün hareketlendirilmesi hem de yatırımlara hız verilmesi sanki de bugünden bence 2023'ün startını başlatmış gibi gözüküyor. Eğer bir şeyde aradan geçen 20 yıla rağmen hala toplumsal destek sizin arkanızdaysa siz de özgüvenle çalışırsınız. Şu an benim gördüğüm kadarıyla muhalefet daha çok böyle sembolik olaylar üzerinden bir etki oluşturmaya çalışıyor. O da uzun vadede bunlar bu memleketi yönetebilir psikolojisini pekiştirmez. Daha ziyade günlük ani böyle fevri çıkışlar olur. Peki. Bir bardak suda fırtına kopar fakat ertesi gün fırtına unutuluyor. Çok enteresan. Yani şeyde yaşandığı gibi öğrencilerin sınava girmeden bir gün önce bir gazetecinin yanlış haberiyle 1 milyon öğrencinin moralini bozmak gibi. Bu ülke çocuklarının moralini bozabilirsiniz ama yarın bir şey önermeniz lazım o çocuklara. Siz daha iyi bir gelecek, daha iyi bir Türkiye.
Peki, teşekkür ediyorum. 2023 startı evet. vermiş olduğunu düşündüğünüzü söylediniz. Bu ilgimi çekmişti. Bunu açmak istiyordum aslında sizlerle de. Hem vakit dar olduğu için hem de belki tam da toplumu da böyle ortadan ikiye bölüveren bu tartışma başlıklarının detaylarını henüz geniş çaplı konuşamadığımız için sizin de ilgi alanınızın oralara kaydığını fark ettim bu kısa sohbetimizde. Belki kamuoyu açısından da nasıl karşılandığını, bilgi kirliliği, çağın sorunu, bu bölünmüş tartışmalar, bunların parti tabanlarına olan etkileri, bunların da devamını konuşuruz bir başka programda. Bugün canlı yayın sebebiyle kısacık bir 360 programı yapmış olduk. Yine de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İhsan Bey, İhsan Aktaş, Murat Bey, Murat Gezici, sağolunuz. Reklama şimdi gideceğiz. Burada noktalıyoruz programı. Önümüzdeki hafta salı günü saat 16'da HT360 ekranda olacak. Mutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Ben Afşin Yurdakul. Hoşçakalın.